Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı ve 475 baz puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirdi. Bu kararıyla birlikte Türkiye ekonomisini büyük bir ekonomik kriz uçurumuna doğru da itmiş oldu arkadaşlar. Nedenlerini dünkü videomda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmıştım. Bugün de yine bir miktar daha değineceğiz. Türkiye'de dolar neden yükselmeye devam edecek? Elbette onu da konuşacağız. Sadece dolar değil, euro, sterlin, gümüş, bütün bu enstrümanların yükseliş sebeplerini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Aynen söylediğimiz gibi faiz kararı açıklandıktan sonra 7.51 seviyesine kadar düştü. Sonrasında kendisini toparlamaya başladı ve bugün 7.60'ın üzerine çıktı. Şu sıralarda da 7.63, 7.64, 7.62 seviyelerinde gidip geliyor. Peki bu bize ne işaret ediyor? Çok net bir şekilde söylüyorum. Önümüzdeki hafta 7.95 seviyelerini göreceğiz dolarda. Sonraki haftada 8.40, 8.50 seviyelerine geri döneceğiz. Neden bunu söylüyorum ve nasıl bu kadar emin söylüyorum? Gayet basit arkadaşlar. Bu faiz arttırım kararı satın alınmıştı. O nedenle dolar kuru geri çekilmişti zaten. 7.60, 7.70 seviyelerine kadar gelmişti. Faiz kararı açıklandıktan sonra bu beklenti bitti. Yeni beklenti devreye sokuluyor. Yeni beklenti acaba Merkez Bankası yeni bir faiz arttırımı yapacak mı yapmayacak mı beklentisi. Faiz arttırımı gerçekleştirmezse dolar kademe 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 yükselmeye devam edecek ta ki yeni bir faiz arttırımı olana kadar. Faiz arttırımı olmazsa kırılma süreci yaşayacak. Faiz arttırımı olursa tekrar yukarıya doğru zorlanmaya devam edecek. Faiz arttırılmadığı gün tekrar bir kırılma sürecine girecek. Yani her koşulda doları kırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Dolar kırıldığında bugün %20-25 seviyelerine tukaka diyen bizim yönetim %35-40 seviyelerine evet demek zorunda kalacak. Bir yanlış anlamayı da düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Ben hiçbir videomda Merkez Bankası faizi arttırmalı demedim. Hatta geçen ay Merkez Bankası Başkanı ve Berat Albayrak faiz arttırımına gitmediğinde bravo doğru bir şey yaptılar. İlk defa doğru düzgün bir adım attılar dedim. O günkü videomu açıp izleyebilirsiniz de. Ama bazı arkadaşlar Selçuk faiz arttırsın falan diyor demişler. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Hiçbir videomda Türkiye'de bir faiz arttırımına gidilmeli dememişimdir. Dediğim şey şudur. Türkiye'de kur kırılabilir. Kırıldığı gün yani bir kur şoku yaşandığı gün, devalüasyonist bir etki görüldüğü gün yüksek bir faiz arttırımına gidilmeli. Dolar orada dengelenmeli. Bu sayede vatandaşın elindeki dövizin bozulması sağlanmalı demişimdir. İkisinin arasında çok büyük bir fark var. Bu farkın ne olduğunu da söyleyeyim sizlere. Eğer ki kur kırılmadan ama ekonomik dengeleriniz bozulmuşken önden böyle bir faiz arttırımı yaparsanız bu yaptığınız faiz arttırımlarının hepsi ekstra faiz arttırımına girer. Doları durdurmadığı gibi doların ya da kurun kırılmasının önünde de bir engel oluşturmaz. Yarın öbür gün 5 Nisan gibi bir süreç yaşadığınızda bir de bunun üzerine ekstra 1000-1500 belki 2000 bas puanlık daha faiz arttırmak zorunda kalırsınız. %20-25'e razı olacakken bir anda razı olacağınız rakam %30-35 belki 40'lı seviyelere çıkar. Örnek mi istiyorsunuz? 5 Nisan'a gidin ne demek istediğimi anlarsınız. Örnek mi istiyorsunuz? Soros dönemindeki İngiltere'ye gidin, Londra'ya gidin ne demek istediğimi anlarsınız. Örnek mi istiyorsunuz? Venezuela'ya, Arjantin'e bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Genel itibariyle çok büyük kırılımlarda yüksek faiz arttırımları yapılır. Bu süreçler genel itibarıyla bekleyerek geçirilir arkadaşlar. Beklenir, piyasanın nabzı bir şekilde tutulur. Sonrasında artık yapılabilecek bir şey kalmadığında, cari açık nedeniyle Türk lirasının devalüe edilmesi şart olduğunda ki şart, onu da özellikle söylüyorum. 46 milyar dolarlık bir cari açığa sahipsiniz ve kuru bu seviyelerde baskılamaya çalışıyorsunuz. Baskıladıkça cari açığınız daha da artacak. Yurt dışından beklediğiniz para daha da az gelecek ve vatandaş kura, dövize yönelmeye devam edecek. Öyle ya da böyle sizi bir kur şokuna doğru sürükleyecek. Bugün yaptığınız bu faiz arttırımlarının hepsi ekstra faiz arttırımı olarak haneye yazılacak ve reel sektörün özellikle üzerinde
büyük bir yük olacak. Daha da ötesi hepimizi işsiz bırakacak. Bu nedenle ekonomi büyük bir krize doğru gidiyor diye ısrarlı bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bugün 7.60'lar seviyesinde olan doların önümüzdeki günlerde önce 7.70 sonra 7.95'e gittiğini, sonrasında da 8 seviyesinin üzerine çıkıp 8.50-8.60 seviyelerine doğru emin adımlarla ilerlediğini göreceğiz. Hatırlatacağım sizlere o gün geldiğinde. Diğer yandan Euro da şu anda 9.04 seviyesinde. Euro da doların yükselişine bağlı olarak tekrar 10 lira seviyelerini zorlayacak. Sterlin de tekrar 11 liranın üzerine çıkacak. Bu süreç içerisinde olağanüstü faiz artırımları olursa bir miktar frenlenir ama geriye gitmez. Ya da yüksek faiz artırımları olursa yine bir miktar frenlenir ama geriye gitmez. Çünkü kur cari açık belası ve finanse edilemeyen dış borç belası olduğu sürece yükseliş eğilimini devam ettirecek arkadaşlar, kim ne derse desin. Euro dolar paritesi şu anda 1.1864 civarında. Herkes teşvikleri bekliyor arkadaşlar. Aslında altınla ilgili konuşacağımız konular da bu noktada daha da önem kazanıyor. Bu teşvikler her geçen gün biraz daha gecikiyor. Bakın bir günün bile önemi var çünkü korona tüm dünyada çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Aşıysa şu an için beklentileri karşılamıyor. Belki bundan 2 ay sonra, bundan 3 ay sonra beklentileri karşılayacak ama o 3 ay içerisinde ekonomilere büyük bir sıkıntı yaratmış olacak. Aşı belki hastalığın yayılmasını engelleyecek o gün geldiğinde ama o güne kadar ekonomik sıkıntılar o kadar büyüyecek ki aşı bulunsa bile bu sıkıntılara çare olmayacak. Şöyle bir düşünce var, bu çok yanlış bir düşünce. Aşı bulunduğu an hastalık bitiyor ve hastalık bittiği an ekonomik sorunlar bitiyor. Hayır arkadaşlar, hastalık bitse dursa bile ekonomik sıkıntılar büyüyerek devam edecek çünkü açtığı çok ciddi yaralar var. Onu anlatmaya çalışıyoruz ve bunun için de devletlerin mutlaka teşvik paketlerini çıkartması gerekiyor. Bakın Amerika'da cumhuriyetçiler bile artık teşviklerin bir an önce çıkartılması gerektiğini söylüyor. Keza demokratlar zaten bir an önce çıkartılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Ocak beklenmeden Amerika'da bir teşvik paketi gündeme gelebilir. Bir tarafta teşvikler, öbür tarafta hızla dünyaya zarar veren bir hastalık korona meselesi. 3 sayfaya yakın burada yazı yazmışım sizlere. Bir tarafta Biden çıkıyor, Amerika'nın yeni başkanı, diyor ki eğer ki bu devir teslim çok uzarsa, sıkıntılar yaşanırsa ölümler her geçen gün biraz daha artabilir. Öbür taraftan bakıyorsunuz Amerika'daki vaka sayısı her gün 150-160 bin civarında geziyor. Ölenler 250 bin kişiye ulaşmış durumda. Keza Avrupa'nın bütün ülkelerinde artık kapatma sinyalleri geliyor. Herkes hem ekonomilerini, hem sınırlarını, hem iş yerlerini kapatmaya çalışıyor ve bu konuyla ilgili yüksek teşvikler konuşuluyor arkadaşlar. Avrupa Birliği'nde kabul edilmeyen teşvikler düşük olduğu için kabul edilmedi. Bütün ülkeler çok daha yüksek teşvikler bekliyor ve yaralarının bir an önce sarılmasını istiyor. Türkiye bile işin kontrolden çıktığını söylüyor. Artık bunu itiraf etmeye başladılar. Bakın Merkel çıktı, Berlin'de kontrolü kaybettik dedi. Putin çıktı, Rusya'nın pek çok yerinde kontrolü kaybettik dedi. Aynı zamanda da Merkez Bankası başkanları Lagarde, Powell gibi önemli isimler de çıkıyor, şunu söylüyor. Bir an önce, ama bir an önce mali teşvikler gündeme getirilmek zorunda. Biz de varlık alımlarını arttırmak zorundayız diyorlar. Demek ki arkadaşlar işler hiç de öyle düşünüldüğü kadar basit değil. Sıkıntının büyüdüğü de ortada. Neden bunları uzun uzun anlattım sizlere? Çünkü bütün bu gelişmeler altının şu anda bekleyen ons fiyatının çok agresif bir şekilde yükselmesini işaret ediyor. Bugün 1866 dolar seviyesinde olan altının onsu bu haberler yoğunlaştıkça, bu teşvik paketleri çok daha hızlı bir şekilde gündeme geldikçe emin olun 2000 dolar seviyesinin üzerine çok hızlı bir şekilde yükselecek ve yeni rekor denemeleri yapacak. Bu sene biz 2300, 2500 ve 3000 dolar seviyelerini sırayla deneyebiliriz. Hele ki aşıların çok da fazla işe yaramadığı ya da yeterince insana ulaşamadığı haberleri piyasaya düşerse işte o zaman sorun çok daha fazla büyür. Ne hisse senedi piyasaları kalır, ne altın kalır, ne dolar kalır. Her şey büyük yükselişlerle ya da büyük düşüşlerle karşılaşacak.
karşımıza çıkmaya başlar. Dönelim gram altın meselesine. Kur düştü, yurt dışında ons düştü. O nedenle altının gramı da düşüyor. Düşmeye devam edecek falan diyenler var. Hayır arkadaşlar, düşmeyecek. Gram altın öyle sert yükselişler yapacak ki bu seviyeler anı olarak kalacak, tarih olarak kalacak. Bu seviyeleri bir daha görme ihtimalimiz olmayacak. Türkiye'de faiz arttırımıyla zaten ekonomiye büyük bir darbe vurulmuş durumda. Son 2 yıldır kur baskılanmaya çalışılarak zaten çok büyük hatalar yapıldı. Bu hatalara şu anda yenileri ekleniyor. Bakın Türkiye ne hale gelmiş, ondan biraz sizlere bahsedeyim. Dünya pahalılık araştırması yapılıyor ve bu pahalılık araştırmasına göre İstanbul 120. sıradayken 96. sıraya kadar gevşiyor, düşüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyanın en pahalı kentlerinden birisi haline geliyor. Diyeceksiniz kurun etkisi yok mu burada? Evet var. Kurun yükselmesi nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Zaten sorun da bu. Kurun yükselmesini engellemek çözüm değil ki. Tedavi değil ki. Sadece bir aspirin verip göndermek. Esas mesele Türkiye'deki yerli üretimi canlandırmak. Bunu yapacaklarına kuru baskılamaya devam ediyorlar. İşsizliği arttırmaya devam ediyorlar. Reel sektörü batırmaya devam ediyorlar. 1. Açlık sınırı 2362 lira seviyesine kadar yükselmiş durumda. Yoksulluk sınırı 8169 lira olmuş durumda. Yani Türkiye'nin büyük bir kısmı şu anda kendisini orta gelirli sanmasına rağmen aslında yoksul pozisyonda. Açlık sınırı son 17 yılda 5,17 kat artmış arkadaşlar. Enflasyon Türkiye'de son 17 yılda 4,76 kat artmış. Yani açlık sınırı enflasyonun üzerinde gidiyor ama her ikisi de kat be kat yükseliyor. Yani öyle bize söyledikleri gibi %10, %15 falan enflasyon yok. AB Türkiye'ye yaptırım yapmaya hazırlanıyor. Amerika Türkiye'ye yaptırım yapmaya hazırlanıyor. Her iki yaptırım süreci de Türkiye'nin finansman sıkıntısını daha da büyütecek. Dolar bulma sıkıntısını daha da büyütecek. Bakın bugün Merkez Bankası çıkıyor ve swap faizlerini 13.25'ten 15 seviyesine çekiyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Gel yabancı gel diyor. Sen bana dolarını ver, ben sana Türk lirası vereyim. Bunun karşılığında bir de üstüne %15 faiz ödeyeyim diyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz ilk duyduğunuzda. Ha demek ki Türkiye %15 faizle dolar bulacak, yurt dışından Türkiye'ye getirecek. Bu sayede doları baskılayabilecek gücü de elde edecek. Gerçekten böyle mi? Değil arkadaşlar. Şimdi sebebini söyleyeyim sizlere. Swap faizlerini arttırdığınızda yabancı evet geliyor. Dövizini getiriyor. Karşılığında sizden Türk lirasını alıyor. O aldığı Türk lirasını tekrar Türkiye'ye sokuyor ve dövizi alttan alttan toplamaya devam ediyor arkadaşlar. Anlayacağınız her seferinde aslında daha çok döviz alabilmesi için yabancıların ucuzdan onlara kaynak yaratmış oluyorsunuz. Üzerine faiz vermiş oluyorsunuz. Bir de kur kırılganlığını arttırmış oluyorsunuz. Yani yabancı dövizini swapla Türkiye'ye getirdiğinde aldığı Türk lirasını Türk lirası olarak tutmaya devam etmiyor. Aksine o da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki pazardan dolar toplamaya devam ediyor. Ve bu doların yükselişini daha da fazla tetikliyor. Merkez Bankası'nın bu kararını sonra 7.60'ın üzerine hemen atıverdi kendisini. Swap yapıyorum diye sevinirsiniz. Ben bu parayla piyasayı baskılayacağım diye sevinirsiniz. Aksine yabancı öyle bir oyun oynar ki size bir yandan sizden faiz alır, öbür taraftan kurunuzu korkunç bir kırılganlığa doğru sürükler. Hem kurun kırılmasından kazanır, hem faizden kazanır, hem swap'tan kazanır. Her yerden kazanan kumarhanenin kendisi olur. Kaybeden kim olur? Türkiye'deki vatandaş olur arkadaşlar. Üretmek yerine hala dövizi baskılama konusunda ısrar etmeye devam ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı dün dedi enflasyon üzerinde kurun büyük etkisi var dedi. Neden bunu söyledi? Çünkü Merkez Bankası'nın kendi araştırması var. Diyor ki sebze ithalatı ucuzlatmıyor. Aksine pahalılaştırıyor. Biz bunu 2 yıl önce söylediğimiz zaman herkes bize kızıyordu. Yapmayın, etmeyin, sebzeyi, meyveyi, bakliyatı yurt dışından getirmeyin, tarım ürünlerini yurt dışından getirmeyin. Hem kendi üreticinizi eziyorsunuz hem de bunlar çok daha pahalı olacak dediğimiz zaman yok öyle şey olur mu dediler. Bakın geldiğimiz nokta, yurt dışından ucuz diye ithal edilen sebze, meyve, et aklınıza ne geliyorsa çok daha pahalıya geliyor artık. Üstelik bir de üreticinizi ve tarımınızı yok etmiş durumdasınız, bitirmiş durumdasınız.
durumdasınız. Yurt dışı müteahhitlik gelirlerimiz düşmüş durumda. Balkanlara olan ihracatımız dip yapmış durumda. Bu faiz kararıyla ihracat gelirlerimiz daha da düşecek. Döviz gelirlerimiz daha da düşecek. Onu da özellikle söylemek istiyorum. İlk yarıda 1.6 milyon abonenin doğalgaz ve elektriği kesildi arkadaşlar yılın ilk yarısında. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu. Sadece dövizi baskılayarak yapabileceğiniz şey budur. Acı reçete denilen, acı ilaç denilen şey de budur. Bu faiz artışı sanmayın ki Türkiye'yi kurtaracak. Bu faiz artışı 3-5 tane bankayı belki bir miktar rahatlatacak. Onlar da yurt dışı bankalar. Türkiye'nin kanı biraz daha emilecek ama her emilen kan acı reçete olarak, acı ilaç olarak kime yansıyacak? Tabii ki vatandaşa yansıyacak. Tabii ki reel sektöre yansıyacak. Onun için bas bas bağırıyoruz arkadaşlar. Ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum. Dolar, euro, sterlin tutmak mümkün değil. Hele ki bu kafayla tutmak mümkün değil. Öyle bir sarmalın içine soktular ki bize hem yüksek faiz, hem yüksek enflasyon, hem yüksek işsizlik, hem batık reel sektör ve finans sistemi, hem de aynı zamanda yüksek borcun içine batmış durumdayız. Bunun adı çok net bir şekilde ekonomik krizdir. Yakın zaman içerisinde bakın çok net söylüyorum. Tekrar 8.50-8.60'a giden bir dolar kurunu göreceğiz. Yine faiz baskıları gelecek. Yine faiz arttırımları gelecek. Öyle ya da böyle Türkiye büyük cari açık ve dış borcundan dolayı ne yazık ki arkadaşlar korkunç bir devalüasyonist etkiyle kur şokunu yaşayacak. Onun sonrasında bir daha faiz arttırımı yaparak kuru dengelemeye çalışacak. Ve ne yazık ki Türkiye çok daha büyük bir üretimsizliğe ve çok daha büyük bir işsizliğe sürüklenmiş olacak. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.